Tokal iş mi? Nedir? Tuka aracı. Ne demek bu? Kanal açıyor. Kanal açıyor. Kaç yaşında bu? Bu 90 iş modeli başkanım. 90 iş modeli. 93. 90 iş modeli. Çalışıyor mu? Şu anda çalışıyor yani orantılı çalışmıyor. Pompalarda yani pompalarda sıkıntı var. Belimiz kapılar ağrıyor. Açılmıyor. Yani her tarafında döküntü var başkanım. Bu nedir? Bu tam belli kamyon. Hasret taşıma aracı başkanım. Bu kaç yaşında? Bu 98 model. 98 model. Evet. Kaç tane var bunda? Bundan 3 tarafı. 2 tane. 2 tane var başkanım. 2 tane bunda. 98 başka yerde var mı bundan kullanılan? Bunlar 93 sayın başkanım. Sadece Ardahan'da var. Başka yerde sadece Ardahan'da. Şeyde ilde yok sadece Ardahan'da var. İlçede bile bunu kesik araba kullanıyor. Evet. İlçelerde bile bunlardan yok sadece başka, Ardahan ilinde. Zaten 93 yani bunlar. Yani. Bunların lambası da bulunmaz şimdi. Bulunmuyor. 93 model bulunmuyor. Parçası dahi bulunmuyor sayın başkanım. Vay. Bu peki başkanım. İhtiyaç var mı buna? Kullanıyor musunuz yoksa atıl mı? Sayın başkanım bazı şeylerde şu anda arzal zaten. Valelerde şey bunlar arıyoruz. Şimdi işleri bunlarla yapıyorsun evet, değil mi? Evet. Şuraları falan artık şeyleri bunlarla yapıyoruz. Bu ne ya? Bu ne arabası? Bu da Vidajör. Vidajör. Poşette kuyu çekme aracı. Bu kullanılıyor mu? Sayın başkanım şu anda arzal. Hayır, yok, başka yok mu bunda? Yok, başka yok. Bir tane mi var? O da arızalı. Arızalı başkanım, sayın başkanım. Arızalı başkanım. Başkanım, abi dökülüyor zaten. Arızalı. Ya bu kullanılır mı? Dökülüyor ya. Ne yere bir şey yok başkanım. Bundan başka yok, aç bakayım yok, başkanım. Kapıyı. Kapıyı açmıyor ki başkanım. Açılmıyor. Yani şoför, nasıl yapıyorsunuz? Şoför diye sanırım. Şeyden gelin başkanım. Bir yap bakalım abi. Dışarıda bir bak. Diğer kapı açılıyor. Abi diğer kapıdan giriyor. Buradan giriyor, oradan çıkıyor. Şu kapıyı bir açalım. Şimdi Ardahan İl Belediye'mizin evet. Ha içinden açıyor. İçinden açıyor. Sayın başkanım. Şu şekilde açıyor başkanım. Buradan açıyor. Geç, diyor, inme dur bakalım. O kağıdı çek bakayım orada. Dur koparacaksın. Şimdi bununla hizmet veriyoruz değil mi? Evet. Evet. Sayın başkanım. Evet. Vermeye çalışıyoruz işte başkanım. Gel bakayım ya. Çalışıyor mu peki? Çalıştı. Çalışmıyor. Çalışmıyor başkanım işte. Çalışmıyor. Bundan ne iş yapıyorduk? Posetik çukuru bir tane var. Posetik çukuru aracımız. O da bu halde. 74 müddeti başkanım. 74 müddeti. Vallahi başkanım zaten kilitleri de çalışmıyor. Yani hiçbir iş tarafı çalışmıyor. Şurada zaten şeyler var. Kapısayı, bacası, her tarafı hiçbir şey çalışmıyor. Ardahan İl Belediye'mizin. Evet. Dur bakayım. Şimdi niye o zaman 10 yıldır da aynı parti AKP'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı'na şikayet ediyorum buradan. Evet, o da görsün başkanım. Bak, isteseydiler de verirlerdi. Aynen, Çevre Bakanlığımız. Aynen. Niye kaybettiler daha? Bak, verirler de başkanım. Tamam mı? Şoförüyle aynı yaşta makine. Öyle mi? Anne küçük. Kaç, sen kaç doğmuşsun? Ben 73 doğumlu. Bu 74 doğumlu. 74 model değil mi? Evet. Bir yaş. Bu et aracı başkanım. Bu da et aracı. Sayın başkanım. İçeride çürüme var başkanım. Bakar mısınız? 97 model. 97 model. 97. Evet. Bu kaç model? Bu 2007 model başkanım. Kolektör aksanı yapan Mithat Kulizdeli Bey. İşte belediye kendi bünyesiyle almadı. Çalışıyor. Çalışıyor başkanım. Yani tabii tamir onda çalışıyor. Bu ne? Bu da bunlar da. Bu da mecbur bunda çalıştırıyorsunuz değil mi? Çalıştırıyoruz. Bundan iş görüyorsunuz. Evet. Ya sizi kutlamak lazım. Bunlarla bir Ardahan işini görüyorsunuz. Yine iyi görmüşsünüz. Bu nedir? Bu da sulama aracı başkanım. Temizlik işlerine vermişiz başkanım bu. Bu kaç model? Bu da 98. Çalışıyor mu bari? Başkanım bu şu anda arıza. Bu da arıza. Arıza şu anda arıza. Araç aldım. Vallahi. Şurada. Oradan bir araç geliyor, o ne? O bizim su aracı başkanım. Ne demek su aracı başkanım? Arıza aracı. Arıza ekipleri. Bunun kendisi arızalı. Bu su arızasına gidebildi mi? Başkanım rampalarda başına bir arabanın çekiyor. Bu aktif olarak kullanılıyor. Kapatsana.
aktif olarak kullanılıyor mu bu? Başkanım, bu işin kaydı araba. Şimdi dediğim gibi buradan inşallah, Sayın Cumhurbaşkanımız ve AKP üst yönetimi Ardahan'ı niye kaybettiğiniz buradan belli. Yani Ardahan, ya Ardahan niye kaybettik şimdi? Nasıl oy versinler? İstemediler mi bunlar devletten, merkezden? Başkan tellerle bağlamış. Başkan şöyle, bunlar şuradan çeker mi? Şuradan. Tellerle bağlamış. Bunlar şimdi günlük olarak hizmet veriliyor değil mi? Evet başkanım. Evet. Daha iyi arabalar var da vermediniz ama mecbur. Bu mu var? Bu idi başkanım. Bunda Erdoğan Bey bir. Hibe geldi başkanım. Bu da hibe. Bu da hibe. Bu da hibe başkanım. Bu da hibe. Belediyenin kendi aracı bile değil. Vallahi utandım sizlerden, özür diliyorum yani böyle bir muameleye maruz kaldığınız için. Şimdi demin bel fıtığı oldum diyen. Olmuş mu? Efendim? Niye bel fıtığı oldun? Hayır, bu ameliyat oldu başkanım. Bu ameliyat da ben olmamışım. Kim ameliyat oldu? Pilatin var benimle. Pilatinden protez ve pilatin takıldı belime. Belediyemizin kepçeleri eski model olduğundan dolayı o makinelerle iş yapamıyoruz ve yürütemiyoruz. Bu yüzden dolayı da ben 3 sefer üst üste ameliyat olmuşum. 3 sefer? Evet. 3 sefer üst üste ameliyat olmuşum. Şu anda araç imkanlarından olmadığından dolayı araçlarımız eskidir. Şu anda işte yapamıyoruz, yürütemiyoruz. Kim başka sağlık sorunu? Valla ben de oldum da başım. 25 yaşındasın. 3 tane gitsem bile umurumda almasın. Niye? Kepçelerden dolayı. Eski çöpçelerinden. Eski çöpçelerinden. Muharrem Bey de aynı. Bir tanesi var işte başkanım. O insan katili. Başkanım gel. Muharrem Bey sağlam insanı koyuyorsun üzerine. Çalıştırmak için. Ne, hangi makine? O 155 şey var ya. Kataldağ'daki çöp merkezindeki. Önden kürmeli makine başkanım. Demir aksamlı olduğu için. Aynen. İşte yürüyüş takımlarında problem olduğu için. Yürümekte sıkıntı çekiyor. O zaman insan sağlığını ciddi manada etkiliyor. Onun yani çalışması bu şeyde doğru değil. Doğru değil. Bu da 74 modelde başkanım. Tek sağlıklı bir makine. Yani görmüş olsaydılar arkadaşlar. 2000 model bir araç görmedim ben. Yok başkanım, burada yok. 2000 model yok. 2000 model yok. Bırak 2018'i. Buradan o zaman kepçe, o hasta eden kepçelerden biri de orada mı? Onun yanında final yapalım kalabalıkça. Burayı da öyle yapacağız. Burası bir ildir ve bir il gibi muamele görmeyi hak ediyoruz. Serhat iliyiz, sınır iliyiz. Türkiye'yi Orta Asya, Kafkasya'ya bağlayan en önemli il biziz. İki tane sınır kapımız var. Üç tane boru hattımız var. Bir tane tren yolumuz var. Tamam mı? Yani bu il, giriş ili böyle olmaması lazım. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp en alt kademeye kadar sesleniyorum ve rica ediyorum. Bizim şerefli Ardahan Belediyesi çalışanları 70 model bel fıtığı yapan, hasta yapan araçlara mahkum etmeyen 20 bin nüfusu bir toplam 15 tane iş makinesi olacak. Bitti gitti. İşte biz uzay mekiği istemiyoruz. Biz NASA'yı buraya istemiyoruz. Değil mi? 5 tane kamyon, 4 tane grader, dozer bitti gitti. Ama inşallah bunu sizlerle beraber itfaiye aracı yok. Ben çok açık ve net söyleyeyim, telaffuz etmekten utanıyorum. 26 yıllık il, 17 yıllık AKP iktidarı, 10 yıllık AKP belediye başkanlığı ve bizim cenaze arabamızın kiralık olduğunu duyunca yerin dibine girdi. Cenaze arabamız kiralıkmış. Doğru, bir tane doğru. Dozer varmış kiralıkmış. Doğru, başkanım. Grader varmış kiralık. Bir tane dozer, 7 tane çöp arabası var, 6'sı kiralık. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz bunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceksek değiştireceğiz.
Yani Bolu Belediyesi'nden bir tane greder, dozer, kepçe gelmiş. Onu geri istiyorlardı, durdurduk. Yani bir ilin bir tane cenaze arabası olup da o da kiralık olur mu? Ambulans zaten yok. Yok, yok. Ambulans yok. Ambulans yok başkanım. Nasıl olur ya? Bir belediyenin, bir il belediyesi. Köylerde var ambulans artık. Evet. Size bu kadar yokluk içerisinde kar aracınız yok. Buz aracınız yok. Tuzlama yok. Bir yere bir hasta çıksa götüreceğiniz ne ambulans var ne cenaze arabası var. Hocam peşin başım. Çok zorluk çekiyoruz. Nasıl zorluk çekiyoruz? Şeyle müdürümüz götürüyor bu arabayı. Çıksa arabasını biz deyip yukarı yapmayı yaptık. Bütün çatal arası yapmayı 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 sıkıntımız da var. Ambulans yok. Tuzlama aracı yok. Yani. Eşimi çok var. Yani bu ben herhangi bir kişiyi, partiyi ya da sistemi sorgulamıyorum. Ben bu durumun ayıp olduğunu, bunu el birliğiyle düzelteceğiz. Sizler de gerekli tahammülü göstereceksiniz. Burada eğer izliyorsa Şişli Belediye Başkanımız Halil Efendi'dir, Cumaalleri. Evet. Efendim Esenyurt Belediye Başkanımız Göleli'dir. Efendim Bakırköy Belediye Başkanımız Damanlı'dır. Ondan sonra bunu haberleştirirse Sayın Doğan Şentürk Fox TV'mizin başındadır, bir göstersin. Tamam, Ardahanlı'dır. Biz el birliğiyle Sayın Orhan Atalay milletvekilimize de konuyu açtık. O da ilgilenecek, Ardahan milletvekilimiz sağ olsun. Böylelikle ben bu dosyayı alıp Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim. Dediğim gibi yani kusura bakmasın Sayın Cumhurbaşkanı. Ardahan'ı niye kaybettik derken buradaki bütün teşkilatını, bütün yöneticilerini, bütün seçilmişlerini ve atanmışlarını sorgulayacak. Evet.